Yani. Bu cevap için zaten hocam. Böyle bir cevap Ay Canım için. sağ olun. Varım. Şimdi değerli seyirciler, AKP iktidarı seçimler yaklaşırken bel altından vurmaya başladı. Karaciğer'e çalışıyor. Yani güya CHP'li belediyelerde yolsuzluk soruşturması yaparak bu büyük çekmece Belediyesi'nden başlattılar. Şimdi bakıyorum habere, yerel seçimler yaklaşırken CHP'li belediyelere yönelik böyle bir dizi operasyon hazırlığı ya da operasyon girişim var. Büyükçekmece'de önemli bulunuyor çünkü uzunca süre CHP'de ve Hasan Akgün Orhan'ın çok başarılı bir belediye başkanı Sandık Oyunları diye de bir kitap yazdı ve AKP'nin İstanbul'da seçimlerde, genel seçimlerde ve yerel seçimlerde nasıl e, hile yaptığını, nasıl oy hırsızlığını gerçekleştirdiği, seçimlere nasıl gölge düşürdüğü, halk iradesinin tecelli etmesini nasıl önlediğini somut olarak Tutanaklara dayalı bir biçimde ve kanıtlarıyla ortaya koydu. Şimdi arkadaşlar koydu işte sandık oyunları kitabı. Doktor Hasan Akgün. Doktor Hasan Akgün işte bu büyük çekmece belediyesinin belediye başkanı. Şimdi bu operasyonda tırnak içinde bir ahlak aramak gerekirse, bir siyasi ahlak aramak gerekirse bu konuda benim çok büyük kuşkularım var. Böyle midir değil midir? Çok büyük kuşkularım var. Hiç sorun yok. Eğer gerçek bir yolsuzluk operasyonu ise eğer emin olun... Biz bunu geniş geniş yayınlamaya hazırız. Ve fakat insanların biliyorsunuz hocam bir masumiyet hakkı vardır. Masumiyet karinesi, karinesi var ya, var. aksi ispat edilene evet. kadar. Masumiyet karinesi olduğu gibi bir de lekelenmeme hakkı vardır. Siz bu operasyonu yapıyorsunuz tıpkı hocam avcıların bir önceki belediye başkanı handan toprak olduğu gibi. ya ya. Ya 17 ay cezaevinde tuttular. 220 bin liralık bir yolsuzluk yapılmış. Ve bu 220 bin lirayı kaç kişi paylaşmış biliyor musunuz hocam? 20 kişi. 10 bin lira adam başına. Yani düşünebiliyor musunuz? Yolsuzluğa bak. Yolsuzluğa ya bak hiç bak. değil ya, ya artık. Yolsuzluğa bak. Hayret. Yani ya. üstelik de müfettişlerin bir raporu var. Burada bir şey yoktur, bir sorun yoktur diye müfettişlerin bir raporu olduğu halde. Sonradan İçişleri Bakanlığı'nın Süleyman Soylu dönemindeki bir girişimiyle bir davaçlığı... Çürü... İlk mahkemeye kadar tutuklu kaldı Handan Toprak. İlk Yazık. mahkemeye kadar. Yazık. Çıktı, ilk mahkemede de tahliye oldu 17 ay. Yani yanlış biliyor muyum bilmiyorum tarih aklımda bu kadar kalmış. Ya bir insan mahkemeyi bekler mi, İddianameyi bekler mi? Yazık. Böyle bir şey yapılabilir mi şimdi? Buna benzer bir durum. Peki bu avcılarda, avcılarda CHP'nin seçimleri kazanmasını engelledi mi? Hayır, engelleyemedi. Çünkü avcılar halkı biliyordu. Orada bir yolsuzluk, bir usulsüzlük olmadığını farkındaydı. Siz dalga mı geçiyorsunuz? 20 kişinin paylaştığı 220 bin liralık yolsuzluk ya. 20 kişi paylaşmış bunu. Üstelik de para ödenmemiş biliyor musunuz hocam? Yani 100 bin lirası da ödenmiyor. Ödenen para da 100 bin lira. İlgili ihale. Hayret bir şey. Başkanın da sorumluluğunda değil. Yani kişi başı 5 bin lira. Yolsuzluk da bu. Yani şunu iki şey söylenebilir ya CHP'li belediyeler yolsuzluk yapmayı bilmiyorlar evet. ya, ya bilmiyorlar ya da böyle bir şey böyle bir komik bir yolsuzluk iddiası olamaz. Şimdi Çekmece Belediyesi'ndeki operasyonun hemen seçim e, düzlemine ülke girmişken e, yapılıyor olması çok ilginç. Hasan Akgün'ün bir önemi var. Hasan Akgün Karadenizlidir değerli seyirciler. Yani Akgün ailesi de önemli bir ailedir. İstanbul'da e, ta yani yerel yönetimlerde de önemlidir. Bedrettin Dalan'la yakın dostlukları olan bir ailedir. Buradan da e, yani gericiliğe karşı mücadelesinde Bedrettin Dalan şu anda çok önemli bir yer tutuyor. Eğitim kurumlarıyla vesaireyle Atatürkçü bir eğitim yapan bir şeye sahip, bir eğitim anlayışına sahip. E, onu belirtelim kardeşlerden biri orada mütevelli heyeti başkanı. Eee Hasan Akgün uzun süredir Çekmece'de belediye başkanlığı yapıyor. Aslında operasyon hocam oraya geleceğim. Aslında operasyon Ekrem İmamoğlu'na da yapılıyor. Çünkü biliniyor ki Hasan Akgün, Hasan Akgün Ekrem İmamoğlu'nun CHP'de siyasete başlamasında önemli bir rol oynuyor. Hemşerisi olarak önemli bir rol oynuyor. Zannediyorum beylik Beylikdüzü'nde belediye başkanlığına aday gösterilmesinde bir etkisi var. O, o sıradaki kendisi çünkü Çekmece Belediye başkanı. Bir etkisi var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmasında da bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Kemal Bey'e bunu söylediğini. O dönemdeki, bir önceki dönemdeki il başkanı Cemal Canpolat'a Hasan Akgün'ün bunu söylediğini biliyorum. O nedenle top baş görevden alındığı zaman belediye meclis üyeler arasından bir başkan seçildi biliyorsunuz. Geçici olarak seçime kadar. O sırada CHP'nin adayı yine Ekrem İmamoğlu'ydu. Ve o dönemde de Cemal Can Polat il başkanıydı ve grup başkanı sıfatıyla ona aday gösterdi. Ekrem İmamoğlu'na aday gösterdi, oradan biliyorum. Dolayısıyla değerli seyirciler, çekmece üzerinden ulaşmak istedikleri yer aslında, asıl hedefleri Sayın Ekrem İmamoğlu'nu vurmaya çalışmak ama bunun doğru olmadığı çok açık. Şimdi hasarak Akgün gün imzası yok ama belediye adına yapılan, Büyükçekmece Belediyesi adına yapılan, Tam okuyalım imzayı. Büyükçe, Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükçekmece Belediyesi, Basın Yayın ve Kurumsal İletişim Ofisi tarafından yapılan 3 sayfalık bir açıklama var. Ben bu 3 sayfalık açıklamayı okudum. Eğer bu açıklamada yazılanlar doğruysa ortada tam bir kumpas var. Belediye yönü tam bir kumpas var ve asıl amacın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik olduğu anlaşılıyor. Onun hedeflendiği anlaşılıyor. Diyor ki mesela bir yerinde kişiler adaletsiz bir şekilde kişilerin hak ve özgürlüklerini yıpratarak onları rencide etmek bu ülkenin hiçbir makamına hiçbir şey kazandırmaz diyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün 2024 seçimlerinde 73 74 72 gün kala Büyükçekmece Belediyesi'ne yapılan operasyonun benzerlerinin geçmiş yerel seçimler öncesinde de yaşandığını hatırlatıyor. O yolsuzlukları anlatıyor. Diyor ki Hasan Akgün, CHP'li belediyelerin üzerine yüklenmekle, yandaş medyada operasyonlar düzenlemekle sadece bu ülkeye, bu, ülke, bu ülkenin yok olmakta olan demokrasisine daha çok zarar verirsiniz. Bu nedenle herkesi sağduyuya davet ediyorum. 6 arkadaşımız kalem memuru, mühendis, mimar sorgulanmak üzere alınıyor. Peki 16 kişi kim? Belediyenin dışındaki kişiler olduğu olduğuna göre kim bunlar? 6 tane belediye çalışanı var, 16 tane de belediye çalışanı olmayan kişiler var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır diyor. Bunlara etkiyi veren makam Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. Yani şu nedenle okudum hocam, sözü size bırakıyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği yetki ve ruhsat üzerinden Çekmece Belediyesi'ne operasyon yapıyorlar. Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Buyurun hocam. Evet. Bu şeye geleceğim. Bu yani e, bu hayırlı kız konusuna geleceğim hocam. Evet, peki. Hayırlı evlat konusuna peki. geleceğim. Şimdi ben hemen e, demin e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na yapılan e,